Yine bir gün bir toplulukla bir yere giderken arkadaşlar, bir yere giderken Maruf-ül Kerhiye bir gençlerden olmuş, teşekkür eden bir cemaat. Kayık içinde, kayığın içinde bir yerde içip eğleniyorlar. Dicle sahiline varınca yanındaki ahbaplara, ya şeyh, dua buyur da Hak Teala bunların tümünü suya batırsın, bu surette uğursuzlukları ortadan kalksın diyorlar. Dua buyur, bunlar o içtikleri gemiyle beraber batsın geçsin yani. Çünkü haram bir şeyle içtiyorlar. O zaman Maruf-ül Kerhi diyor ki, ellerinizi semaya kaldırın. İlahi, şu gençlere şu cihanda nasıl hoş bir hayat verdinse, bakın duaya bakın arkadaşlar. Şu gençlere diyor, şu cihanda nasıl hoş bir hayat verdinse, adamlar içiyorlar, eğleniyorlar, keyifteler. Öbür dünyada da öyle hoş bir hayat bahşet diye dua ediyor mübarek. Bu sözden taaccüp eden arkadaşlar, ey şeyh, biz bu duanın sırrını anlayamıyoruz dediler. Maruf-ül Kerhi diyor ki, sırrı zuhur edene kadar bekleyiniz. Bu topluluk şeyhi görünce bütün içki içmiş oldukları bardakları kırıp şarabı döktüler. Hepsine birden ağlama geldi. Şeyhin ellerine ve ayaklarına kapanıp tövbe ettiler. Şeyh de dedi ki diyor, gördünüz mü, kimseyi batırmadan ve kimsenin canını yakmadan hepsinin muradı hasıl oldu diyor. Yani ya Rabbi onlara helak et dese belki de duası makbul olacak, ama bir sefer şeytanın işine yarayacak. Ümmeti Muhammed'den 3-5 kişi cehenneme gidecek. Ya Rabbi onları bunda nasıl keyif ehli ettiysen diyor, orada da keyif ehli et. Bir Müslüman tövbe ederse, Allah-u Teala'nın istediği kul olursa hemen burada keyif eder, hemen orada keyif eder ya. Allah'ım inşallah o tarafta keyif ehlinden eyleye cümlemiz arkadaşlar.